Merhaba arkadaşlar, ben Elif Hoca. Bugün sizinle 6. üniteden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Halka hizmet edenler başlıklı konumuza hemen derse başlıyoruz. İnsanların sağlık, eğitim, güvenlik, iletişim gibi birçok ihtiyaçları var. Devlet insanların bu ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu olan kurumlar ilgili bakanlıklara bağlıdır arkadaşlar. Bu bakanlıklardan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adı üzerinde ulaşım ve iletişimle ilgili, Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili, İçişleri Bakanlığı güvenlikle ilgili arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre düzenlemesi ve yapı denetimi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Devletimizin nüfusu çok fazla olduğu için bazen bu hizmetlerin verilmesinde sıkıntılar yaşanabilir. Her şeyi devletten beklememek lazım arkadaşlar. Bu durumlarda STK diye bilinen sivil toplum kuruluşları toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde devlete yardımcı olmaktadır arkadaşlar. Bu kurumlarda gönüllülük esastır. Çalışmalar birlik, beraberlik ve dayanışmayla sağlanmaktadır arkadaşlar. Dediğimiz gibi hayırseverlik, isimlerinin duyurulması, vakıflar aracılığıyla bu işler yürütülür arkadaşlar. Devlet haricinde resmi olmayan kurumlardır bunlar. Aşağıda verilen bakanlıklar ile bu bakanlıklara ait açıklamaları eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum birinciye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neler yapardı? Çevrenin güzel bir şekilde düzenlenmesi ve yapılandırılması için gerekli imar izinlerini verirdi arkadaşlar. Adı üzerinde zaten. Hemen bakıyorum ikiye. Sağlık Bakanlığı insanların yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettirmeleri için sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Yine 2'ye gönderdim. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iletişim alanındadır arkadaşlar. Yurdun iç güven ulaştırma ve haberleşme konusunda talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi ve planlanması ile ilgili görevlilerdir. Hemen 3'ü D'ye uzattım ve son olarak İçişleri Bakanlığı arkadaşlar yurdun iç güvenliğini sağlamakla, kamu düzenini korumakla görevlidir arkadaşlar. Şimdi aşağıda sivil toplum kuruluşları ile verilen bilgilerin boş bırakılan bölümlerini doldurun demiş bana. Hemen dolduralım sizinle birlikte. Şimdi ilgili olduğu alan eğitim. Yaptığı çalışmalar yoksul ve yetim çocukların eğitimlerine katkı sağlamak. Arkadaşlar bu sivil toplum kuruluşumuzun adı Darüşşafaka'dır. 1863'ten itibaren yoksul ve yetim çocukların eğitimine katkı sağlamıştır. Sonra Tema Vakfı'nın simgesini vermiş. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'dır açılımı. İlgili olduğu alan çevre ve doğadır. Özellikle ihtiyacı olan yerlerin ağaçlandırmasını yapmak için fidan dikme kampanyaları düzenler. Erozyona dikkat çeker. Yine bu da çok gerekli ve etkili kurumlardan biridir arkadaşlar. Bu kurumumuzun adı Tohum ve Otizm Vakfı arkadaşlar. Sağlık alanındadır. Otizm rahatsızlığı olan çocukların özel eğitimiyle topluma kazandırılması çalışılmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşumuzun adı ise Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı. Toplumla alakalı olduğu için alanı sosyaldir arkadaşlar. Kimsesiz yardıma muhtaç insanlara yardımcı olmak birinci amacıdır. Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yukarıdaki tabloya göre işaretleyeceğiz arkadaşlar. Tema Vakfı erozyonla mücadele eden resmi bir çevre kuruluşudur arkadaşlar. Resmi değildir arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi devletin kurduğu bir bakanlık değil. Bu bir sivil toplum kuruluşudur. Evet, yaptığı çalışmalar doğru olsa bile resmi bir kuruluş olduğu kısmı yanlıştır arkadaşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşların güvenliğinden doğrudan sorumludur arkadaşlar. Vatandaşların güvenliğinden doğrudan sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil. O şehrin İçişleri Bakanlığı'ydı arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlıklarıyla ilgili önlem alan ve çalışmalar yapan resmi bir kuruluştur. Doğru. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalışan resmi olmayan kuruluşlardır. Doğru arkadaşlar. Yaşadığım yer ve yönetimi konusuna gelmiş. Burada biraz yönetim biçimlerine bahsedeceğiz. Bu terimlerden söz edeceğiz size arkadaşlar. Ülkenin yönetiminin kolaylaşması için ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır arkadaşlar. İl, ilçe, mahalle ve köy olmak üzere birbirinden ayrı birimlere ayrılmış.
İlde vali, ilçede kaymakamlar, mahalle ve köylerde ise muhtar yönetici olarak görev yapmaktadır. Yönetim merkeze bağlı ve yerel yönetimler olarak ikiye ayrılır. Merkeze bağlı olan yönetim birimlerinin yöneticileri devlet tarafından atanırken, yerel yönetimlerin yöneticileri ise halkın seçimleri doğrultusunda görev yapmaktadır. Vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarlar halkın çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktadır. Şimdi şuradaki tablomuzdan hemen inceleyelim. Yönetimi ikiye ayırdım. Merkeze bağlı ve yerel dedim. Merkeze bağlı da atama yoluyla olur arkadaşlar. Bu iki de yerelde ise arkadaşlar seçimle olur. Şimdi atama yoluyla olanlar, valiliğe bakalım arkadaşlar. Bunların görevleri ilin her türlü ekonomik gelişimini sağlamak, ildeki resmi kurumların çalışmasını sağlamak, işleyişini sağlamak arkadaşlar, il turizminin gelişmesini sağlamak. Kaymakamlıkların görevleri ise arkadaşlar, ilçedeki resmi törenlere başkanlık yapmak ve suç işlenmesini önlemek için tedbirler almak ve bu alanda çalışmalar yürütmek, yine kaymakamlıkların görevleri arkadaşlar. Yerel yönetimlere geçelim biraz da. Mesela muhtarlıklar. Muhtarlıkların görevleri nedir hocam? Mahalleye yeni taşınan biri varsa kaydını oluşturmak, seçim öncesi insanların seçmen kağıtlarını onlara ulaştırmak, resmi kimlik için gerekli belge hazırlamak ve insanlara teslim etmektir arkadaşlar. Belediyelerin görevleri ise yol, su ve altyapı çalışmaları yapmak. O nasıl desem, bölgeyi, şehri imar edip onu bayındır hale getirmek, temizliğini sağlamak, toplu taşıma faaliyetleri